Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Fatiha'yı işleyeceğiz. Fatiha adı üzerinde açan demek. Fatih kelimesi onun müennesi yani Fatiha bir şeyi açan kitabın ön sözü gibi yani nasıl ki bir kitabın ön sözü olur mukaddimesi olur aynı şekilde Kur'an'ın da ön sözü bu Kur'an'ın hangi maksatla gönderildiğini açıklayan özetleyen bir bakıma kitabın özeti gibi Ondan dolayı Fatiha denilmiştir. Kur'an'ın anasıdır. Ümmül Kitap'tır. Kitabın anasıdır. Nasıl ki an, ana yol deriz. Yani her yol oraya çıkar. Ee, mesela Mekke şehirlerin anasıdır. Bunun gibi kitabın da anası Fatiha'dır. Ondan dolayı bu isimle isimlendirilmiştir ve Kur'an'a açtığımız zaman Fatiha ile başlıyor aynı zamanda. Ee, başlangıç suresi ve kitabın ana meselelerin hepsine ihtiva eden Kur'an'ın neden nazil olduğunu bir tek Fatiha ile bile insan anlayabilir. Ve Fatiha Kur'an'dan ilk olarak nazil olmuş, tam sure olarak nazil olmuş ilk suredir. Yani Alak suresinin ilk beş ayeti nuzul sırası olarak ilk gelendir ama o surenin bir kısmıdır tamamı değildir. Fatiha ise tam olarak nazil olmuş olan ilk suredir. O yüzden bazı rivayetlerde Kur'an'dan işte öncelikle Fatiha nazil olduğu gibi bir takım rivayetler görebilirsiniz. Bunun manası yani Alak suresinin ilk beş ayeti hani ilk nazil olan e, ayetler değildir demek değil. Evet Alak'ın ilk beş ayeti ilk nazil olandır. Ama o bu rivayetlerde Fatiha ilk nazil olandır dendiği zaman kastedilen şey tam sure olarak ilk nazil olandır. Çünkü Alak 19 ayettir ama ilk 5 ayeti sadece önce gelendir. Onun için e, tam bir sure olarak nazil olmamıştır Alak suresi ilk başta yani tam bir sure değildi. Ama Fatiha tam bir sure olarak nazil olmuştur. Onun için e, yani iki rivayet, işte bir, bir rivayette Alak suresinin baş tarafı önce nazil oldu, bir başka rivayette işte Fatiha önce nazil oldu diye görürseniz şaşırmayın. Bunlar birbirine zıt rivayetler değildir. Doğru anlamak lazım. İlk nazil olan Alak suresinin ilk beş ayeti ama tam bir sure olarak nazil olmamıştır yani. Onun için Fatiha deniyor. Yani tam sure olarak nazil olmuş ilk sure. Ve Allah Azze ve Celle kitabına başlayan kimselere okumak isteyen kitabı anlamak isteyen kimselere bir bakıma da dua öğretmiş oluyor. Daha kitabın başında hemen ehdinas sıratal mustakim demiş oluyorsunuz. Bu bir duadır. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et demiş oluyoruz. Ve öyle diyoruz. Sırat-ı Allah'tan istiyoruz. Allah da bize ondan sonra kitabında sırat-ı müstakimi göstermiş oluyor. Sen sırat-ı müstakimi istedin. Hidayete ermek istedin. İhdin as-sıratal müstakim dedin. Doğru yola hidayet et dedin. Ondan sonra Bakara başlıyor. Elif la mim kitap, kitab la raybe fîh, huden lil muttaqin. Bu kitap onda şüphe yoktur ve o muttakiler için hidayet kaynağıdır. Yani biz hidayeti Allah'tan istedik. Allah da bize işte hidayet bu kitaptır demiş oluyor. Yani surelerin tertibi Kur'an'daki tertibi e, rastgele değildir. Neden Fatiha'dan sonra Bakara yerleştirilmiştir? Nasıl bir bağlantı vardır arada? İşte bağlantı böyledir. Yani biz Allah'a dua ediyoruz, Fatiha bize dua etmeyi de öğretmiş oluyor. Daha yani işin başındayken, ya Rabbi yani Kur'an okumaya başlayan kimse Allah'a dua etmiş oluyor. Ya Rabbi diyor. Ben bu kitabı okuyorum. Benim maksadım doğru yolu bulmak. Böyle dua etmeyi öğreniyor ve ne için dua etmesi gerektiğini de öğreniyor. Yani mal mülk için dua etmiyor. Makam için, şan şöhret için dua etmiyor. Bunların hepsi fani şeylerdir. Bütün zenginler ölüp gidiyor, bütün makam sahipleri ölüp gidiyor. Ne için dua etmemiz gerektiğini de bize öğretiyor. Her şey boş. Sonuçta sırat-ı müstakim üzere yaşadıysan, öyle canını verdiysen kurtuldun. Yoksa istersen padişah ol, sonunda rezil rüsvay olarak cehennemde ebediyen kalırsın. İşte ne için dua etmeliyiz? Yani herkes dua eder de kimi kendi için dua eder. Yani maddi menfaatleri için, nefsi için dua eder. Kimi yine kendi için dua eder ama ahireti için dua eder. İnsanca yaşamak için, medenice yaşamak için, sırat-ı müstakim üzere yaşamak için dua eder. Kimi çoluk çocuğu için onların para kazanması, zengin olması, işlerinin iyi gitmesi, İyi bir okul kazanması için dua eder. Kimi çocuklarının sırat-ı müstakim üzere yaşaması için dua eder. Hangi dua makbuldur yani? Hangi dua iyidir, mantıklıdır? İşte Allah Azze ve Celle bize onu öğretmiş oluyor. Yani ne için dua etmelisiniz? Ne için değer yani? Ve ne için değmez? Demek ki e duadan duaya fark var. Ben yani ellerimizi kaldırdığımızda ne diye dua ediyoruz? Bir düşünelim. Kendi kurtuluşumuz, dünya ve ahiret kurtuluşu, ümmetin kurtuluşu, sırat-ı müstakim üzere yaşamak gibi şeyler için mi? Yoksa nefsani şeyler için mi? İşte burada bize ne için dua etmemiz gerektiği de öğretiliyor. Ve bir adı da Sebul Mesani'dir. İki kere okunan yedi demek yani. Tekrar edilen yedi ayet yani. Fatiha yedi ayettir. Fakat yani bu yedi ayet sayılırken besmele sayılacak mı sayılmayacak mı? Onunla beraber mi yedi ayettir? O olmadan mı yedi ayettir? Tartışmalıdır. Ancak yedi ayet olduğu kesindir. Çünkü hadiste yedi kelimesi geçiyor. Sebul Mesani Efendimiz bir sahabiye sana Kur'an'ın en büyük suresini öğreteyim mi? Demişti. O da tabii ki Ya Resulallah dedi ve mescitten çıkıncaya kadar sana onu öğretmiş olurum inşallah dedi. Mescidin kapısına doğru giderken sahabi heyecanlandı. Dedi ki hani bana bir şey söyleyecektin ya Resulallah. Hani bir şey öğretecektin bana. Efendimiz dedi ki Kur'an'ın en büyük suresi Fatiha'dır. O sabul mesanidir. İki kere yani tekrarlanan yedidir. Yani en kısa namaz iki rekattır ve her rekatta okunur Fatiha. Dolayısıyla her rekatta okunduğu için tekrarlanan yedi, yani yedi ayet e, manasında. En az iki defa okunuyor her namazda, iki rekatta olsa namaz. Onun için Fatiha tekrarlanan yedidir. Bundan dolayı ayet sayısının yedi olduğu kesindir. Ama başındaki besmele ile birlikte mi? Ayrıca mı? Yani ayetlerin sayılış tarzında bazen ihtilaf olabiliyor. Sıratı lezzine en'amte aleyhim gayril mağdumi aleyhim veled dalin İki ayet midir, tek ayet midir? Yani birinci ayet Elhamdülillah Rabbil Alemin midir, Bismillahirrahmanirrahim midir? Tartışmalıdır. Yalnız yedi ayet olduğu kesindir. Yani sayım tarzı, e, yani bu cümleyi ikiye bölüp de iki ayet mi sayacağız, yoksa tek ayet mi sayacağız? onda ihtilaf edilmişse de yedi ayet olduğu kesindir yani. Çünkü hadis zaten ayet sayısını bildiriyor. İki kere okunan yedi buyuruyor. Başka surelerin ayet sayısı üzerinde ihtilaf olabiliyor. Ya mesela İhlas dört ayet midir, beş ayet midir? Aynıdır yani ama nereden böleceğiz yani cümleyi. Hani rivayete göre tabi. Tahminen değil de. Yani mesela Peygamberimiz lem yelit ve lem yulet deyip durmuş mu? Sonra ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Yani o zaman hani ayet sayısı artacak. Böyle nereden keseceğimiz konusunda rivayetler muhtelif olunca bazen ayet sayısı üzerinde de ihtilaf olabilmiştir. Yani bir e, okunuş tarzına göre mesela diyelim 152 ayet iken bir sure mesela öbürünü 153, 154, 155 olabilir. Ondan dolayı Kur'an'ın ayet sayısı 6666'dır demek mümkün değildir. Yani 6000 küsürdür. 6200 küsürdür ama bir takım sayış tarzlarına göre o rakam da elde edilebilir. Ama kesin olarak ayet sayısı şudur diyemeyiz çünkü Fatiha gibi hepsinin ayet sayısı hadisle belirtilmemiştir. Onun için kesin olarak şu kadardır diyemiyoruz yani. Altı bin küsürdür. Ee, yani aynı iki kapağın arasındaki kitap, Kur'an-ı Kerim, şu andaki Kur'an-ı Kerim eksiksizdir. Aynı odur. Ama onu sayarken, ikimiz sayım tarzına göre işte, bir eksik, bir fazla. Ama aynı cümleler yani. Aynı kitap. Bu bir sayım meselesidir. Yani sayım yöntemiyle alakalıdır. Gelen rivayetlerde o, uzun cümle mesela iki ayet olarak bazen söylenmiş. Bazen de öyle değil. Tek ayet tarzında tek bir cümle şeklinde söylenilmiş. Böyle olunca tabi o zaman ayet sayısı farklı sayılabiliyor. Ama Fatiha hakkında böyle bir tartışma yok. Onun yedi ayet olduğu ittifaki bir meseledir. Eee İki defa nazil olmuştur diyenler de vardır. Ama ekseriyete göre iki defa nazil olma olayı zayıf bir görüştür. Mekke'de nazil olmuştur. Hem Mekke'de hem Medine'de iki defa ön önemine binaen ya da bir olaya binaen iki defa nazil olmuştur diyenler de olduysa da ekseriyetin görüşüne göre bu sure Mekki bir suredir. Ee, belki Medine'de de Peygamberimiz bunun üzerinde ayrıca durmuştur. Olabilir. İki kez nazil olmuştur diyenler de olmuştur. Çok e, ekseriyetin görüşü olmasa da böyle bir şey. Ama iki kere nazil olma olayı caiz görülmüştür yani. yani önemine binaen bazı şeyler tekrar gelmiş olabilir. Ve Fatiha bir insanın e, hem kitabı okumaya başlarken kitabın ana konularını anlamasını sağlamaktadır. Yani bu kitabın ana konusu ne olacak? Fatiha'da hem iman var, Allah'ın Rab oluşu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın Rab oluşu var. Hem Allah'ı Allah'a ibadet var. Yani iman var. İbadet de var. Ya kana'bud. Yalnız sana ibadet edeceğiz. Hem tevhid var bunda. İmani bir yönü var meselenin. Yalnız sana ibadet edeceğiz diyoruz çünkü. Tevhid boyutu var. Tesbih boyutu var. Elhamdülillah. Allah'a hamd, tesbih boyutu var. Yani iman var, ibadet var. Sonra e, tabii ki sadece ibadetin Allah'a ait olması aynı zamanda bir ahlaki bir meseledir. Kainatın sahibi odur ve ona yalnızca kulluk edilmesi ve yalnızca ondan yardım istenilmesi ve gazaba uğramışların sapmışların yolunun istenilmemesi. Bunlar hem iman hem de ahlakla ilgili meselelerdir. Böylece dinin temel meseleleri içine almış oluyor. O dallin olan ve mağdubi aleyhim olan Hristiyan ve Yahudiler ya da onlar gibi olanlar sapmış ve gazaba uğramış. Onların reddedilmesi Onların yoluna bizi götürme ya Rabbi diye dua edilmesin. Onlara karşı ve ölelerine, bütün sapmış olanlara ve gazaba uğramış olanlara karşı bir mücadele azmini doğurur insanda. Bu da buna da cihat denir. Yani ya Rabbi bizi sıratı ı müstakime ulaşmış olan nimet verdiğin peygamberler, alimler, salihler Onların yoluna ulaştır. O sapmışların yoluna ulaştırma. Denildiği zaman denilmiş oluyor ki yani onlar bizim düşmanlarımızdır ya Rabbi. Bizi onlardan uzak tut. Onlar sapmıştır. Bizi onlardan uzak tut. Ve onların yollarını reddetmiş oluyorsunuz. Burada bir redde söz konusudur. Allah'tan başka ilahlar, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık olan sahte ilahlar, ibadet edilen daha doğrusu layık olan değil de ibadet edilen sahte ilahlar, bunların hepsinin reddedilişini görüyoruz ve onların hepsinin düşman ilan edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir yönüyle bütün sapmışlara karşı bir cihat hareketi de görünüyor Fatiha'nın içerisinde. Çünkü düşman gösteriyor. Sapık olarak isimlendiriyor. Dallin ve mağdub aleyhim. Biz onlardan uzak tut, onların yoluna bizi götürme denilmekle aslında biz Onlarla karşı karşıya getirilmiş oluyoruz Fatiha suresi tarafından. Onlarla karşı karşıya getirilmiş oluyoruz. Bu da e, dindeki cihat anlayışına kısmi bir temastır yani. Alenen cihad edin demiyor Fatiha. Fakat böyle bir ruh kazandırıyor. Sapıkları ve gazaba uğrayanları gösteriyor. Onların yolundan uzak olun diyor. Dolayısıyla da onlarla da mücadele edilmesi emredilmiş oluyor aslında. Üstü kapalı olarak. Onlardan uzak durun. Dolayısıyla onlar sapıktır ve gazaba uğramışlardır. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyerek sapmıştır. Putlaştırmakla sapmışlardır. Yahudiler de peygamber öldürdüklerinden dolayı gazaba uğramışlardır. 3000 yıldır da gazaba uğramaya devam ediyorlar. Ara sıra Allah bir soluklanma veriyor, toparla onları toparlıyor, tevbe etsinler diye. Şimdiki gibi ama yine anlamayıp zulme devam ediyor, ahlaksızlığa devam ediyor. Ve hep böyle ola geldi ve sürekli de Allah onlara gazap etti. Ara ara gazaba uğradılar. Böylece Allah bize o onları gösteriyor. Bunların göstermek onlara karşı mücadele edin etmezseniz sizi de dünyayı da sapıtırlar. Dünyada sapıklığı çoğaltırlar demektir. Böylece aslında bir mücadele ruhu kazandırmış oluyor Fatiha aynı zamanda. Evet. Ve İnsan alemler Rabbinden hidayet istemeyi öğreniyor. Yani ya Rabbi sen alemler Rabbısın madem elhamdülillah Rabbil alemin dedikten sonra önce onu söylüyoruz. Ondan sonra madem ki sen böylesin o halde senden başka bize kimse hidayet edemez. Çünkü alemler Rabbi sensin. Ayetler arası bir bağlantı var yani. Elhamdülillah Rabbil alemin dedikten sonra İlerde ehdin as-sıratal mustakî. Madem ki sensin, o halde sen bize yol gösterirsin, hidayeti sen gösterirsin. Demek ki bundan şu anlaşılmış oluyor. Alemler Rabbi olmayanın hidayet yolunu gösterme yetkisi yoktur. Çünkü alemler Rabbısın dedikten sonra bize hidayet et o halde demiş oluyoruz. O halde alemler Rabbi olmayan hangi yetkiyle ve salahiyetle insanlara yol gösterecek, hidayet yolunu gösterecek, mesela bir ideoloji meydana getirecek, hangi yetkiyle ideoloji meydana getirecek, böyle bir yetkisi yok yani. Demek ki insanlara yol gösterme Allah'ın vazifesidir ve ancak Allah'ın kudreti ve ilmi yeter. O yüzden Kur'an-ı Kerim inna aleyna huda buyurur. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz de yok, böyle bir ilminiz de yok. Hidayet yolunu gösteremezsiniz yani siz. Dolayısıyla e, insanoğlunun yeryüzünde kendi kafasına göre bir medeniyet kurma hakkı yoktur. Çünkü onların meydana getireceği medeniyet hidayet olmayacaktır. Doğru bir medeniyet olmayacaktır. Çünkü alemler Rabbi değildirler. Her şeyi bilen değiller. İnsanı tanıyor değiller. İnsanı yaratmış değiller. İnsana yol gösterenin öyle bir varlık olması lazım ki uzayları da biliyor olması lazım. İnsana yol gösteren öyle bir varlık olmalı ki bütün kainatı bilmeli. Gösterdiği yol kainatla uyum içinde olabilmesi için. İnsanın me kurduğu medeniyet o yüzden tabiatla çatışır. Çünkü kainatı bilmeyenler tarafından kriterler ortaya konmuştur. Ve insana yol gösterecek olanın gaybı bilmesi lazımdır. E insan gaybı bilmiyor ki yani bir şey söylese ileride acaba o nasıl bir sonuç verecek bilmiyor ki. Yani bir şeyler söylüyor ama bir kural koyuyor, kanun koyuyor, kriter koyuyor ama ileride nasıl sonuç verecek bilmiyor ki. Onun için Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Yani insan kainatı tanımıyor, insan kendisini de tanımıyor, insan gaybı da bilmiyor. O halde biz Allah'tan alemleri Rabbi olan kim ise bizim de Rabbimiz O'dur. Ondan o halde isteyeceğiz. Rabbin manası nedir? Terbiye eden de mi? Yani terbiye ile insan hidayet yolunu bulur. Demek ki Rab olmayan nasıl terbiye edecek? Biz o yüzden önce Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Önce Allah'ın Rab olduğunu ilan ediyoruz. Terbiye edici, kanun koyucu olduğunu ilan ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki madem ki sensin Rab olan, o halde sen bize hidayet et. Zaten Rabb'in manası da budur. Yol gösteren, terbiye edendir. Kanun koyandır. Koyduğu kanunlarla terbiye edendir. Madem ki sensin alemlerin Rabb'i, her şeyi sen terbiye ediyorsun. Yıldızlardan tut mikroba kadar hepsi senin dediğin gibi yaşıyor. O halde bizi de sen terbiye et. Bize de sen yol göster. Arıya nasıl ki yol gösteriyorsun? Balığa, karıncaya, Gökteki gezegenlere, yıldızlara, galaksilere hepsi kendi yörüngesinde yüzüyorlar. Nasıl onlara yol gösteriyorsa bize de yol göster. Çünkü Rab sensin. Demek ki Rab olmayanın yol gösterme hakkı yok. Ve yol göstermeye kalkan Rabliliğini ilan etmiş olur. Allah'ın gösterdiği yolun dışında bir yol göstermeye kalkanlar yani. Yoksa Allah'ın gösterdiği yolu göstermeye çalışan kendi Rabbini ilan etmiş olmaz. Zaten Allah'ın emridir bu. Yani bilen herkes bilmeyenlere öğretmelidir. Dolayısıyla bu kendi Rabbini ilan etmek değildir. Bilmeyene bilen tabii ki öğretecektir. E bu Allah'ın gösterdiği yolun dışında bir yol göstermiyorsa Allah'ın yolunu açıklıyorsa kendi rabliğini ilan etmiş olmaz. Allah'ın rabliğini ilan etmiş olur. Onun yolunu açıklıyor çünkü kendi yolunu değil. Ama Allah'ın yolu dışında bir yol ortaya koyup da insanları ona davet edenler kendi rabliklerini ilan etmiş olurlar. Kendilerini rab gibi görmeseler de ya da insanlar onları rab gibi görmese de. Yapılan şey budur fiilen fiilen yapılan şey budur yani Rabbini ilan etmiş olur. Ve demek ki İslam'a göre bilginin kaynağı Allah'tır yani. Bunu anlamış oluyoruz. Yani hidayetin kaynağı Allah'tır. İnsanın kendisinin bir hidayet yolu bulabilmesi mümkün değil. Başkalarına da gösterebilmesi de mümkün değil. O halde bilginin kaynağı Allah'tır her şeyin kaynağı o olduğu gibi her şeyi yaratan o olduğu gibi bilginin kaynağı da odur. Demek ki Batı medeniyeti bilginin kaynağı olarak vahyi kabul etmez. Medeniyetlerin temelde farkları vardır. O en temel farklardan birisi de budur. Batı medeniyetinde bilginin kaynağı mevcudattır, yani bilgidir, gözlemdir, mevcut varlıklar üzerine yapılan deneyler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Gözleme dayalı, deneye dayalı bilgiler, bilim yani bilginin kaynağı olarak kabul edilir. Halbuki bu sağlam bir kaynak değildir. Çünkü bilim hata ediyor. Sürekli hata ediyor. Dün ürettiği bir ilacın yanlışlığını görüyor ve tekrar kendisi iptal ediyor. Dün ortaya atılan bir teori, Einstein gibi, Newton gibi, fiziğin babalarının bile ortaya attığı teori bile olsa, yanlışlığı ortaya çıkıyor. Atom parçalanmaz demişti, atom parçalandı. Bütün teoriler çöküyor yani. Bilim dün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey söylüyor. Öbür gün başka bir şey söylüyor. Her gün bir şey söylüyor. Bir bilim adamının dediğin diğer bilim adamı reddediyor. Demek ki bilim mutlak doğrulara ulaşamıyor. Tahminlerde bulunuyor. Nadiren kesin doğrulara ulaşıyor. Çok temel meselelerde nadiren kesin doğrulara ulaşıyor. Ama aslında ondan da tam emin olamıyor. Çünkü ileride bir başka bilim adamı çıkıp da onun, onun da yanlışın ispat ederse ya eder mi eder yani belli olmaz. Tam da emin olamıyor. Dolayısıyla yani bugüne kadar bilimin geçirmiş olduğu aşamalara bakılırsa Bilim her gün bir önceki günkü dediğini reddediyor. Daha doğrusunu buluyor. Daha doğrusunu, daha doğrusunu, daha doğrusu daha az yanlışını buluyor. Dün dediğim yanlışmış diyor. Doğrusu buymuş diyor. Yarında onu da değiştiriyor. Hayır öyle değilmiş diyor. Şöyleymiş diyor. Mesela bir çocukluğumuzda ne öğrendik? Güneş duruyor, dünya etrafında dönüyor. Böyle öğrendik. Ama şimdi mesela güneşin de dünya ile beraber sistem olarak güneş ve gezegenlere Jüpiter, Mars, Neptün, Plüton hepsi beraber dünya ve ay hepsi birlikte gidiyorlarmış. Bunu şimdi bilim bunu tespit etti. Sistem, güneş sistemi olarak birlikte hareket ediyoruz. Hem de 700 bin kilometre saat hızla. Uçaklar 700 kilometreyle falan gider yaklaşık olarak. Normal uçaklar. 700-800 civarında. Yani güneş sistem 700 bin kilometre hızla gidiyor. Dehşet verici bir hız yani. Yani demek ki bir anda duru verse mesela hani bir yere çarpsa bir anda duru verse 700 bin kilometre hızla uçarız yani. Mermeden daha hızlı gideriz yani. Yani bilim her gün bir şey söylüyor. Şimdi böyle kesin olmayan bir kaynağa çok güvenmek doğru olmaz bir kere. Bilim zaten bunu söylüyor yani. yani bana çok güvenme diyor zaten bilim. Ben her gün görüyorsun bak değiştiriyorum diyor dediğimi. Kesin sonuca varamıyorum ben. Çünkü ilim öyle bir geniş ki Tam buldum diyorsun meğerse bir şey bulmamışsın. Newton der ki dünya ben nasıl görecek bilemem. Yani fiziğin babası diyecekler, çok alim diyecekler. Süper fizikçi diyecekler, diyecekler de diyecekler. Ama ben kendimi nasıl görüyorum bana sorarsanız diyor. Ben kendimi denizin kıyısında, bir iki parlak taş bulmuş onunla oynayan çocuk gibi görüyorum. Daha denize giremedim bile. Daha denizin kıyısındayım. Bir iki parlak taş bulmuşum. Ama uzaktan da olsa denizi görebilmiş bir adam. ilmin deniz olduğunu anlamış. En azından bu kadarcığını anlayabilmiş. Ucu bucu yok anlamış yani bunu. Şimdi böyle bir bilime insanoğlunun güvenip de Allah'a o bilimi yaratan, kainatı yaratan Allah'tan gelen vahye güvenmemesi ne büyük bir zulümdür, cinayettir ve ahmaklıktır. Yani insanın tespitlerine güveniyor. Deneyler sonucu elde edilen, bin defada yanlışlığı ortaya çıkmış olan bu bilgilere güveniyor. O her şeyi yaratan Allah'tan gelen mutlak doğrulara güvenmiyor. Halbuki işte bu ayette Fatiha'da şunu görüyoruz. Yani ya Rabbi alemler Rabbi sensin. Hidayet de senin elindedir. Yol göstermeyi de bilen sensin. Bilginin kaynağı sensin. Dolayısıyla İslam medeniyetinde bilginin kaynağı önce vahidir. Sonra bilimdir, mevcudattır. Batı bir kere vahyi bilim bilimsel olarak görmemekle bir kere en büyük cinayeti yapıyor ve hatayı işliyor. Bilginin kaynağı Allah'tır ve Allah'tan geleni kabul etmiyor. Mesela dini bir şey söylediğiniz zaman Kur'an'a dayalı olarak bir şey dediğinizde o bilimsel değil diyor. Neymiş yani bilimsel? Senin profesör George'un söylediği mi bilimsel oluyor? Profesör George söyleyince bilimsel oluyor, Allah söyleyince bilimsel olmuyor öyle mi? Ya bu ne büyük küstahlıktır yani. Ve bu nasıl bir ahlaksızlıktır ki, bu nasıl bir kula kulluktur yani bu. Kullara kul olmuş Allah'a kulluk yapmak istemiyor. Bilime kul olmuş, bilimi kiliseleştirmiş, bilimi üniversiteyi, laboratuvarı mabet haline getirmiş, ona tapıyor. Bilime tapıyor, Allah'a tapmıyor. Madem ki bilginin kaynağı vahiydir, o halde insan öncelikle e, yani bunu isteyerek kitap okumaya başlamalı. Çünkü Allah hidayetin kaynağıdır ve Allah'ın e, kitabı ile hidayete insan ulaşabilir. İşte bunu dua ederek insan başlıyor. ve kul dua etmiş oluyor. Ya Rabbi ihdina sıratal mustakim. Allah da cevap veriyor. Elif la mim zelikel kitab la raybe fih, huden lil muttaqin. Ya Rabbi bizi hidayet yoluna ilet diyorsun Fatiha'da. Allah da buyuruyor ki tamam. Sen madem ki istedin al sana zelikel kitap. İşte bu. İşte bu kitap. Hidayetin kaynağıdır. La raybe fih, onda şüphe yoktur. Huden lil muttaqin. O muttakiler için hidayettir. Demek ki herkese de değil. Demek ki hidayet isteyenlerin ne olması lazım? Allah'tan korkan olması lazım. Yani herkese hidayet olmuyor Kur'an. Bazılarının küfrünü arttırıyor, bazılarının hidayetini arttırıyor. Kimin hidayetini arttırıyor? Korkanın, doğruyu arayanın, sıratın müstakimi arayan kimselere Allah bu şekilde gösteriyor. Yani kul dua ediyor, istiyor Allah'tan, Allah da gösteriyor yani. İşte diyor bununla hidayete erebilirsin yani. Ve Fatiha'nın e, başında besmele var biliyoruz. Ondan evvel de auzu çekilir. Auzu billahi racim denir namazın başında ilk rekatında çünkü Kur'an-ı Kerim Kur'an okuyacağın zaman o şey taşlanmış şeytandan Allah'a sığın yani euzu çek Fatiha da Kur'an'dan olduğuna göre demek ki euzu ile başlanması gerekiyor namazın ilk rekatında euzu çekilmesi sonraki rekatlerinde çekilmemesinin sebebi budur yani Fatiha Kur'an'dandır ve sen Kur'an okumaya başlarken zaten evuzu çekmiş oluyorsun. O şeytan'dan Allah'a sığınmış oluyorsun. Ve ondan sonraki rekatlerde her seferinde söylemen gerekmiyor. Nasıl ki Kur'an okurken evuzu çekiyorsun, sonra her ayette bir daha evuzu çekmiyorsun. Ya da her surede çekmiyorsun. Mesela Kur'an okurken diyelim ki Fatiha'da çekiyorsun. Ondan sonra mesela Bakara'ya geçtiğin zaman bes yalnız besmele çekiyorsun. Mesela Elemtere'yi okuyorsun, Eûzu çekerek, yeni başlıyorsan. Elemtere bittikten sonra Lîlâfi'ye geçeceksin, Kureyş Suresi'ne yani. Eûzu çekmiyorsun, yalnız besmele çekiyorsun. Çünkü zaten Kur'an okumaya başlarken Eûzu'yu çektin. Eûzu nedir? İnsanın dilini kirlerden temizlemesidir. Çünkü sen Allah'ın kelamını okumaya başlayacaksın. Ve Allah'ın kelamını okurken kirlenmiş bir dille okumamak, günahlara batmış, gıybet etmiş, iftira etmiş, küfür etmiş bir dille okumuş olmamak için temizlik yapıyorsun. Tıpkı namaz kılarken abdest almak gibi bir şey. Namazda abdest, Kur'an okumada da euzuz adeta öyle yani. Abdest azalarını temizliyor abdest suyu. Euzu da dili temizliyor ve kirlenmemiş temiz bir dille okumak maksadıyla euzu çekiliyor. Ve racim olan şeytandan taşlanmış mercum olan şeytandan Allah'a sığınıyor insan. Şeytan nedir? Allah'tan uzaklaşmış olan demek. Şeytan kelimesi Arapçada rahmetten uzak olan, Allah'tan uzak olan, e, gazaba uğra, uğrayacak olan, rahmetten kovulmuş olan. O yüzden şeytan diyoruz. Kur'an-ı Kerim iblisten bahseder. İblis şeytandır. E, ve her şeytan, her iblis, yani iblis aslında o kafir cinnin adıdır ama Allah'tan Allah rahmetinden kovulduğu için cezaya ve azaba müstahak olduğu için şeytan da denilmiştir. Ve bu şekilde yani Fatiha okumaya başlıyoruz. Evuzu çekmek suretiyle Allah Resulü'nün biraz evvel söylemiş olduğum hadisinde Kur'an'ın en önemli suresi, en büyük suresi ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Zebur'da benzeri olmayan sure dediği demesinden anlıyoruz ki demek ki surelerin bir kısmı bir kısmından üstün olarak görülebilir benzeri yok diyor. Hepsinden üstün olan odur buyuruyor. Demek ki surelerin bir kısmı bir kısmından üstün mesela peygamberler gibi yani. Evet biz peygamberler arasında iman noktayı nazarında bir ayrım yapamayız. La nufarriqu beyne ahadin mir <laughs> rusuli. Resulleri arasında bir tefrik yapmıyoruz. Bir ayrım yapmıyoruz. Hepsine iman ediyoruz. Ama tilke rusulü faddanna al ba'dahum ala Şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık buyuruyor. Minhum men Allah kimil Allah konuştu. Yani Musa ile ve rafa ba'dahum kimini de Allah derece derece yükseltti. Demek ki peygamberlerin dereceleri aynı değil. Aynı şekilde surelerin de derecelerinin aynı olmaması Normaldir. Yani bu hepsi kelamullah olması noktayı nazarında aynıdırlar. Hepsi vahidir. Hepsi kelamullah'tır. Hepsi mucizevidir. Hiçbirinin benzeri getirilemez. O yönüyle aynıdırlar. Kelamullah olması noktayı nazarında ve mucizevi olması yönünden hepsi aynıdır. Ama insanlara e, faydalı olma olması yönünden e, kısa olanlar e, daha faydalı olabilir çünkü insanlar onu ezberler ama uzunları ezberleyemez hem de e, bütün Kur'an'ın özeti olduğu için insan Fatiha'yı iyi anlasa muvahhid bir Müslüman olur Fatiha'yı iyi anlasa kısa olduğu halde kısa bir şey yani Allah neden ebedi cehenneme atıyor kafiri? Sebebi bu yani. Kısa bir Fatiha'ya bile kafa yormuyor. Gece gündüz çalışıyor, koşturuyor, para kazanıyor, şan şöhret peşinde koşuyor. İnsanlara kendini beğendirtmek için canını veriyor. Ama Allah'ın kelamını anlamak için yarım saatini vermiyor. Bir Fatiha'ya yarım saat kafa yorsaydı, muvahhid bir Müslüman olurdu. Tevhidi kabul eden, Allah'tan başka bir ilah, bir otorite tanımayan bir insan olurdu. İşte bu yönüyle Fatiha hem kısa hem çok manalı olduğu için diğerlerinden daha faydalı ve daha üstün olarak görülmüştür. Ve Fatiha Rukiye'de de kullanılmıştır sahabeden bir kısmı yolda giderlerken acıkmışlar bir yere uğramışlar bir köye denk gelmişler ve onlardan yemek istemişler onlar da yemek vermemiş bunlar yollarına devam etmişler biraz sonra arkalarından bir genç kız koşarak gelmiş demiş ki reisimizi yılan soktu Erkeklerimiz de yok. İçinizde okumayı üflemeyi bilen var mı? Diğerleri biz bilmeyiz böyle bir şey öğrenmedik peygamberimizden diyorlar. Bir tanesi diyor ben okurum. Gidiyor okuyor ve Allah'ın izniyle hasta iyileşiyor. Ve onlara süt verilmesini emrediyor reis. Bir de bir, bir de bir sürü koyun verilmesini emrediyor. Ve e, gel bunu peygamberimize soruyorlar. Ondan evvel kendisine sormuşlar. Demişler ki biz böyle bir şey bilmiyoruz. Sen nerede öğrendin? Ne okudun? Demiş ki Fatih'e okudum. Ben de başka bir şey bilmiyorum. Fatih'e okudum. Allah şifa verdi. Efendimiz'e sormuşlar. Buyurmuş ki, demişler ki yani ya Resulallah o koyunları alalım mı yani caiz mi? Hani Kur'an okuma karşılığında para alınmaz. Fakat bu bir tedavi. Ve bir hediye. Yani şart koşulmuş da değil. Hani alalım, alabilir miyiz ya Resulallah? Buyurmuş ki alın, benim payımı da unutmayın. Mübarek sanki yani bilmeyen de zannedecek ki böyle her gün kebap yiyen, koyun kesen birisidir. Aldığı koyunları da hep dağıtırdı gene. Açlıktan ayağa kalkacak hali kalmazdı. Ama gelenleri de hep dağıtırdı. Şimdi bunu okuyan, bunu duyan bir insan hem peygamberimiz herhalde bir çok düşkün yeme falan göbekli hocalar gibi falan zannedecek. Haşa Allah Resulü öyle değil yani. Şaka yapıyor sadece. Yani ashabıdır, arkadaşlarıdır, onlara takılıyor böyle ara sıra. Yani biraz onlar rahatlatıyor aslında. Bundan şunu anlıyoruz. Demek ki Fatiha rukiye olarak da okunabiliyor. Yani şifa niyetiyle okunup üzerine üflenme tarzında. Okunabiliyor yani. Ve okuyup üfleme var demek ki İslam'da. Peygamberimiz de her geceleyin okurdu, üzerine üflerdi. Bunlardan anlaşılıyor ki Fatiha'nın böyle bir şifa yönü de var. Zaten Kur'an şifadır. Müminlere, iman edenlere şifadır. Eee Bazen kafire de şifa olur bedenine. Hazreti Ömer haber ediyor Bizans'ın hükümdarı. Diyor ki doktor doktor gezdim bir sürü doktor getirdim. Hiç kimse fayda etmedi başım çok ağrıyor hiç geçmiyor ağrısı. Acaba sizin o taraflarda bir doktor bir iğne ilaç bir şey yok mudur? Diye Hazreti Ömer haber etmiş bir mektup göndermiş. O da bir kağıda bir şey yazmış göndermiş. Demiş ki bunu başlığının içine koysun, tacının içine koysun. Başına ne giyiyorsa artık bunu başına taksın. Bir takke gönderi bunu taksın diyor. Adam onu taktığı zaman o hükümdar iyileşiyor. Baş ağrısı kalmıyor. Sonra kaldırdığı zaman gene baş ağrıyor. Merak ediyor bunun içinde ne var acaba diye. Bakıyor Besmele. Fatiha gibi besmelenin de böyle bir e, rukiye yönü var yani. O da şifa oluyor. Anlıyor ki bu besmelenin de böyle bir faydası var. Bedene şifa yönü var. Hani bir Müslüman bunu yapsa, bilerek yapsa hani mesela deriz ki psikolojiktir hani. İşte Müslümandır, besmeleye de iman ediyor. Onun için Öyle hissediyor, iyileşmiş gibi hissediyor kendini yani. Hayır bu adam Müslüman da değil. İçinde ne olduğunu da bildiği de yok. Açınca görüyor Besmele olduğunu. Demek ki bilmese de inanmasa da böyle bir yönü var yani Besmele'nin de Fatiha gibi şifa yönü var. Evet. Müslüm'de bir hadiste Allah, Allah Resulü buyuruyor ki kul Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman yani Fatiha'ya başladığı zaman Allah der ki kulum bana hamd etti. Errahman Rahim dediği zaman Allah der ki kulum beni övdü beni sena etti. Malik Yevmiddin dediği zaman Allah Azze ve Celle der ki kulum beni yine övdü. Sonra ya kena ve ya dediği zaman Allah der ki bu benimle kulumun arasındadır. Fatiha Kur'an'ın kalbidir. Fatiha'nın kalbi de bu ayettir. Ya kena ve ya Kur'an'ın kalbi olmuş oluyor bu ayet yani. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Kul iyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediğinde Allah öyle buyurur. Bu benimle kulumun arasındadır ve kulumun istediği kendinindir. Sonra kul ihdina sıratel mustakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim vele dalin dediği zaman yine Allah Azze ve Celle buyurur ki bu kulum içinde ve kulumun istediği kendisine verilmiştir. Demek ki biz Fatiha okurken bu şuur içerisinde okumalıyız. Biz yani Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimizde Allah'a hamd ettiğimizde Allah da bize cevap veriyor demek ki. Yani kul Rabbine böyle yalvardığında veya Rabbini övdüğünde Allah da cevap veriyor. Allah ne kadar mütevazidir. El mütekebbirdir ama kibriya onundur. Kendini ne kadar övse de azdır. Biz Allah'a ne kadar övsek de azdır. Çünkü ilmi, kudreti, rahmeti sonsuzdur. Allah bu kadar e, yüce makamına rağmen kulunun dediğine cevap veriyor. Bazen bir insan icabına bir insana cevap vermeye tenezzül etmediği oluyor. Sen de kimsin dediği böyle içinden böyle geçirdiği oluyor. Bir yetkili adam bir yetkisiz adama icabında çık dışarı bile diyor. Kapıyı çalıyorsun müdür efendinin yanına gireceksin icabında müdür biraz da ters tarafına denk geldiyse çık dışarıda diyebiliyor. Allah Azze ve Celle ise kulunun hamdini cevaplandırıyor. er Rahim diyor, onu cevaplandırıyor. Malik Yevmiddin diyor, Allah da ona cevap veriyor. Allah tabi aynı anda bütün mahlukatın isteklerine cevap verebilir. Allah'ı insana benzetmek caiz olamaz. Aynı anda bütün mahlukatın istedik, isteklerine, taleplerine cevap verir, imdadına koşar. Yani Allah'ı insana benzetmemek gerek. Nasıl oluyor dünyanın her tarafında herkes Fatiha okuyor, Allah hepsine cevap mı veriyor? Allah'ın kullarıyız biz, insan bile artık bugün bunu başarabiliyor. İnsan bile bir anda bütün dünyanın lambalarını yakabiliyor. Şalteri indirdi mi bütün şehrin lambaları yanıyor. Bir anda her tarafı ışığa kavuşturabiliyor. Cep telefonlarınızla isteseniz kaç kişiye aynı anda mesaj gönderebiliyorsunuz? Hele mesela e, bu telefonların telefon şirketleri Telsim gibi, Türksel gibi filan Avia gibi mesela bu şirketlerde öyle cihazlar var ki mesela milyon kişiye mesaj gönderiyor aynı anda. Aynı anda telefonlar çalmaya başlıyor. Mesaj geliyor. Aynı anda hepsine birden geliyor. Yani insanın bile artık buna bugün gücü yetiyor. Allah öyle bir ilim vermiş insanoğluna. İnsan e, böyleyken Allah nasıl olur da hepsinden birden cevap veremez? Yani böyle bir şey düşünülemez yani. Fatiha Hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki La salata illa la salata limen lem yakra' bi fatiatil kitab e, Fatiha'tul kitabı okumayan namazı yoktur. Buna dayanarak şafiler der ki Fatiha farzdır. Çünkü Fatihası olmayan namazı yoktur buyuruyor. O halde Fatiha farzdır. Hanefiler de diyor ki hayır farz değildir. Çünkü Allah Resulü birisine tek tekbir aldıktan sonra Kur'an'dan kendisine kolay gelen okumasını söylemiş. Tekbir al, ondan sonra sana Kur'an'dan kolay geleni oku. Bir de Kur'an-ı Kerim geçen de ele aldığımız Müzzemmil suresinin sonunda Öyle buyuruyordu hani fakra ma tayassara min. Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Buna dayanarak e, Hanefiler diyor ki demek ki Fatiha farz değildir. Ancak o hadiste de yani Fatiha'sız namaz olmaz. Fatiha'sız namaz kılanın namazı yoktur dediğine göre bu iki bilgiyi birleştirdiğimiz zaman o zaman Fatiha'nın vacip olduğu anlaşılır diyorlar Hanefiler. Yani Fatiha'sız namaz olmaz, Fatiha okumayanın namazı olmaz hadisiyle size Kur'an'dan kolayınıza gelen okuyun ayeti ve işte tek bir al ondan sonra sana kolay gelen oku hadisi. Bunlar birleştirdiğimiz zaman Anlaşılıyor ki Fatiha okunması lazımdır. Ama farz değildir. E nedir? Vaciptir diyor Hanefiler. Farzla sünnetin arasında vacibi keşfedenler Hanefilerdir. Diğer mezheplerde ya farzdır ya sünnettir. Ortası yoktur. Hanefiler ise farzla sünnetin arasında vacibi tespit etmişlerdir e, eğer diyorsa ama delil zanni bir delil ise ve iki ihtimale gelme ihtimali varsa birkaç manaya gelme ihtimali varsa o zaman ona vacip derler farz demezler mesela bu ele aldığımız konuda Fatiha okumayan namaz yoktur. Derken acaba ne kastediliyor? Yani bunu başka türlü anlayamaz mıyız? Yani Fatiha farzdır demek midir? Yoksa başka ihtimal var mıdır? Çünkü ayette kolay gelen okuyun buyuruyor. Ona göre anlamak zorunda kalıyoruz. Ve o zaman Diyorlar ki Hanefiler demek ki Fatihasız namaz eksik olur denilmek isteniliyor. Namaz Fatiha okumadan namaz kılanın namazı yoktur. Yani tam olarak yoktur. Yani eksiktir. Denilmiş oluyor. Dolayısıyla da buna göre namaz yine olmuş oluyor ama eksik olmuş oluyor. Bu duruma göre de vacip olmuş oluyor. Çünkü farzın terki namazı tamamen bozar. İadesi gerekir. Ama vacip olursa vacibin terki durumunda sehif secdesiyle kurtarır. İşte Hanefiler o yüzden Fatiha'ya vacip der. Fatiha e okumadıysa sehif secdesi yapması gerektiğini söylerler. Yani çünkü vacibi terk etmiştir. Ama farz olsaydı şafilerin dediği gibi o zaman o secde-i sehif kafi gelmez. Namazın iadesi gerekir. Dolayısıyla bir şafin Fatiha e okumadan namaz kılsa namazı iade etmesi gerekirken Hanefi ise secdeyle kurtarır. Tabii ki bunu kasıtlı yapmamalıdır. O ayrı bir mesele ama hüküm böyledir yani. Evet. Bir de cemaat Fatiha imam Fatiha okurken cemaat da okuyacak mı? Meselesi de tabii bu arada konuşulmuştur. E ee, bazılarına göre imam sesli okuyorsa cemaat okumaz. Bazılarına göre imam sesli de okusa gene cemaat okur. Birinci görüş İmam Malik'in görüşüdür. Sesli namazlarda akşam yatsı ve sabah cemaat okumaz. İmam zaten okuyor sesli olarak. Ama Ölen ikindinde imam sessiz okuduğu için cemaat de okuyacak. Diyor maniki mezhebi. Şafiler ise diyor ki her zaman okuyacak. Çünkü namaz fatihasız olmaz. Hanefiler de diyor ki tam tersine ne sesli ne sessiz hiçbir namazda cemaat okumaz. İmam zaten ne diye imam olmuş? İmam niye imam olmuş? İmam cemaat namına konuşur. Dolayısıyla imam varken cemaat okumaz. İmamı dinlemek, susmak gerekir diyorlar. Ama sesli ama sessiz. İmam sonuçta okuyor onu ve imam okuyorsa susmak gerekir. Hatta hani şöyle bir hikayesi var bunun. İmam Azam'ın yanına gelmişler bazı kimseler demişler ki sen fatihasız olur mu diyorsun yani hani imam okuyor cemaat okumayacak falan öyle mi diyorsun evet diyor işte nasıl bunu söylersin falan filan böyle itiraz ediyorlar fatihasız namaz olur mu diyor ki hepiniz beraber konuşuyorsunuz anlayamıyorum İçinizden diyor birisini seçin de onunla konuşayım. Tamam diyorlar. İçlerinden birini seçiyorlar. O konuşmaya başlıyor. İmam-ı Azam diyor ki bakın gördünüz mü imamınız konuştu hepiniz sustunuz. Onu imam seçtiniz. Ve o konuşunca hepiniz susup onu dinliyorsunuz. Demek ki diyor, imam konuştuğum cemaat dinler diyor. Tabi şimdi İmam-ı Azam'ın delili bu değil aslında da. Yani bakıyor ki cahiller. Yani onların anlayacağı dilden konuşuyor yani. Şimdi onlara ilmi deliller sunsa anlamayacaklar zaten. Onların anlayacağı dil budur. Aklı bir şey söylüyor. Onların aklına göre konuşuyor yani. Yoksa elbette ki asıl delili demin söylemiş olduğum ayet ve hadistir. Bu da akli bir tali bir delildir, yardımcı delildir yani. Evet. Şimdi e, Fatiha'da önce Besmele ile e, başlıyoruz. Dolayısıyla İslam kültüründe demek ki her hayırlı işe Besmele ile başlamak esastır. Yani Fatiha'nın başında Besmele bir ayet midir? Değil midir? Tartışmalıdır. Hanefilere göre besmele Fatiha'dan bir ayet değildir. Hiçbir sureden de ayet değildir. O bir fasıladır. Ayırmak içindir yani iki sureyi ayırmak içindir. Önceleri peygamberimiz besmele yokken ayırmıyordu. Öyle bir şey bilmiyordu. Sonra besmele geldi ve ayırdı. Yani surelerin arasını ayırmak içindir. Hanefilerin görüşü budur. Dolayısıyla Hanefiler Besmele'yi Fatiha'dan kabul etmezler. Dolayısıyla da onu sesli okumazlar. Sesli namazlarda sesli okumazlar. Çünkü zaten Besmele'yi Fatiha'dan saymıyor. Fatiha'dan sayanlar ise onu sesli okurlar. Fatiha'nın birinci ayeti olarak Bismillahirrahmanirrahim diyenler o öyle kabul edenler onu sesli de okuyorlar. Şafiler öyledir mesela. İmam Şafi'den birkaç rivayet var bu hususta. İşte bir görüşe göre bir rivayete göre böyledir. Yani o hem Fatiha'nın başında hem de Zamm-ı Sure'nin başında Besmele'yi sesli okumuştur. Okunacağına dair fetva vermiştir. Yani Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Böyle sesli. Sonra Fatiha bitince yine Bismillahirrahmanirrahim İnna atayna kel kevser mesela. Yani hem Fatiha'da hem de Zamm-ı Sure'de Besmele'nin sesli okunacağını söyler. Bir görüşe göre eee yani bir rivayet kendisinden bu şekilde gelmiştir. Bazı rivayetlerde bir görüşe göre de öyle. Yani Besmele Fatiha'nın başında bir ayettir. Ama diğer surelerin başında bir ayet değildir. Ayırmak içindir sadece onları. Dolayısıyla e, Besmele'nin Kur'an'dan bir ayet olup olmadığı tartışmalıdır. Bir tek Neml suresindeki Belkıs'ın mektubundaki besmele. İnnehu min Süleyman şeyi Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a gönderdiği o mektuptaki besmele. İnnehu min Süleyman innahu, ve innehu bismillahirrahmanirrahim yani bu Süleyman'dan geliyor ve de besmeleyle başlıyor. O ayette Nemin suresindeki o besmele Kur'an'dandır. Bunda icma vardır. İttifakla o besmelerin Kur'an'dan olduğu bilinmektedir. Bunda ittifak edilmiştir. Ama e, başka besmeleler yani Kur'an'daki 113 besmele 114 sure var. Tevbe suresinin başında besmele yok. Onu çıkartırsan 113 tane kalıyor. 113 tane besmele Kur'an'dan mıdır değil midir tartışmalıdır yani iki surenin arasını ayırmak için konulmuş olma ihtimali olduğu için tartışma ondan dolayıdır yoksa zaten sonuç itibariyle bu Kur'an'a herkes iman ediyor ve sahabenin yazdığı o ana nüshada İmam olan mushafta da zaten besmele her surenin başında var. Ebu Bekir Sıddık zamanında toplanmış olan daha sonra Hazreti Osman zamanında çoğaltılmış, dünyaya dağıtılmış olan o ana nüshalarda besmele var. Onda, onda yani bir şüphe yok. Sadece var da bu Kur'an'dan mıdır değil midir? Yani ayırmak için mi konulmuştur? Yoksa surenin ilk ayeti midir? E şimdi her surenin başında olduğuna göre tövbe dışında bütün surelerde olduğuna göre bütün surelerin de besmele ile başlıyor olması mantıklı değil. Yani o surenin ilk ayeti 113 surenin e, ilk ayetinin Bismillahirrahmanirrahim olması mantıklı değildir. Çünkü bütün surelerin hepsini aynı cümleyle başlaması mantıklı değil. Allah başka bir şekilde başlamayı bilmiyor mu ki hep öyle başlasın yani? Yani insan bile mesela farklı cümleler kuruyor, farklı şekilde başlıyor. Allah hep aynı cümleyle neden başlasın yani? O yüzden Hanefiler Besmele'yi Fatiha'nın başından ya da başka surelerin başından birinci ayet olarak kabul etmezler. Çünkü bakın mesela ondan sonraki ayete bakalım. Mesela, mesela Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Mesela Bismillahirrahmanirrahim Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fiil Bismillahirrahmanirrahim li ilafi kureyş Bismillahirrahmanirrahim inna ataynâ kel kevser Bak hep farklı. Yani surelerin başları farklı. Dolayısıyla e, hepsinin ortak olduğunu söylemek, hepsi besmeledir demek aslında Kur'an'ın e, Kur'an'a olan saygıyı azaltabilir bile hatta yani sanki bir sıkın e, sıkan bir başlama yöntemi hep aynı cümle hep aynı kelimeyle başlanması sıkabilir de yani ondan dolayı hanefilerin görüşü daha kuvvetli gibi görünüyor tabii o 113 besmeleyi Kur'an'dan sayarsanız ona göre de 113 ayet fazla olmuş oluyor. Ona göre kelime sayısı, harf sayısı fazlalaşmış oluyor. Tevbe suresinin başına besmele konulmamıştır. Çünkü bazılarına göre ondan evvelki sure olan Enfal suresinin devamı gibi olduğu için. Enfal suresi de cihattan bahseder. Bedir savaşı özellikle. Asıl konusu odur. E, Tevbe suresi de yine cihat suresidir. Ondan dolayı diyenler olmuşsa da fakat daha kuvvetli olan kanaate göre tevbenin asıl konusu cihattır ve de çok sert başlar. Ültimatom diyerek başlar. Kafirlere bir ültimatomdur bu. Çok sert bir şekilde başladığı için dolayısıyla Demek ki cihat konuşmalarında sert bir üslup olması normaldir. Çünkü cihatı konuşacaksın. Cihad konuşulurken Rahman ve Rahim uygun düşmüyor. Ondan dolayı besmele konulmamıştır tövbenin başına. Cihadı konuşacaksın, kafirlere ultimatum vereceksin ve bunu Rahman ve Rahimle ile yapacaksın. Olmuyor, yakışmıyor. Onun için tövbenin başına besmele konulmamıştır. Bütün surelerin başında vardır, yalnız tövbe de yoktur. Ve biz Bismillahirrahmanirrahim diye e, Başladığımız zaman şu gerçekleşmiş oluyor. İnsan Allah'a sığınıyor. Allah'ın adıyla başlıyor. Ve her hayırlı işe böyle başlamak gerektiğini öğrenmiş oluyor. Demek ki Müslüman İslam kültüründe böyle olduğunu bilmeli ve her hayırlı işe başlarken evinden çıkarken eee Tuvalete girerken bile bismillah diyerek şeytandan Allah'a sığınarak girmek. Demek ki yani Allah'a sığınmak, Allah'ın adıyla başlamak insanı kötülüklerden de uzak tutar. Çünkü sen bir işe mesela besmele çekerek başladıysan ondan sonra nasıl kötülük yapacaksın ki? Mesela hiç kimse Bismillahirrahmanirrahim diyerek adam öldürmez yani Öyle değil mi? E mesela hiç kimse Bismillahirrahmanirrahim diyerek içki içmez yani. Yani insan besmele çektikten sonra ondan sonra artık kötü bir iş yapamaz yani. İnsanı frenlenmiş oluyor. Ve ile başladığı zaman o yapmış olduğu iş Allah'ın rızasına da uygun olmuş olur. Çünkü Allah'ın adıyla başlıyor. Allah da ondan razı olmuş oluyor. O halde yani Allah'ın yaptığımız işlerden razı olmasını istiyorsak Besmele ile başlamak icap eder ve de Allah'ın rahmeti gelecektir kendisine çünkü Allah'a Allah'ın adıyla başlıyor şeytandan korunacaktır besmelenin bir de böyle bir e, faydası olacaktır yani insan besmeleyi çekince Allah'ı hatırlayacak haram işleyemeyecek Allah'ın da rahmeti kendisine gelecek ve yardım görecektir o yüzden besmelesiz e, başlanmış olan işler güdük kalır sonu gelmez yarım kalır Hatta bazı rivayetlerde insan kendi hanımına yaklaşırken bile auzu auzu besmele çekmesi tavsiye edilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınması şeytanın o çocuğa müdahale etmesini engellemektedir. Auzu çekilerek eğer e, kişi hanımına yaklaşmış ise ve o birleşmeden kadın hamile kaldıysa o çocuğun o çocuğa şeytanın musallat olması daha da zordur. Bugün çok insanlara şeytanlar musallat oluyorsa bunun bir sebebi de besmelesiz, eûzusuz çocuklar çoktur bu zamanda. Ondan da bir sebep de odur. Elbette ki şeytan insana musallat olur. Tek bundan değil, hayırlı bir insan da olsa, anası, anası babası muttaki de olsa, eûzü besmele çekmiş de olsalar, Yine şeytan musallat olabilir ama bu çok zor olur şeytan için. Allah Resulü öyle buyuruyor. Yani enuzu besmele çekilmesini, şeytanın bu durumda yaklaşamayacağını, o çocuğa dokunamayacağını ifade ediyor. Bunun bir önlem olduğunu ifade ediyor yani.